Baba? Efendim babacım. Biz şimdi şarkı söyleyeceğiz. Kimle beraber söyleyeceğiz? Hayır seninle birlikte her söyleyelim. Şey aldım, aldım onu içeri. içeri. Cik 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 cik. cik, 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 cik Öptüm diye. diye. Abilere ablalara bay bay yap. Konu koyucumuzu da ağırladığımıza göre artık analitik geometri 5 dersine geçebiliriz ki herhalde analitik geometri içerisindeki en önemli derslerimizden biri bu olacak. Bu dersimde sana doğru denklemi nasıl bulunur onu anlatmaya çalışacağız. Hazır mıyız? Dersimiz başlasın. <laughs> doğru denklemi nasıl bulunur? Öncelikle birinci başlığımıza başlıyoruz. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Analitik geometri 4 dersimizde bununla ilgili örnekler yapmıştık. O yüzden bir örnek yapıp geçeceğiz. Eğimi M ve üzerindeki nokta x 0a y sıfır olan doğrunun denklemi aşağıdaki denklemle bulunuyor arkadaşlar. Nasıldı denklem formülü? y eksi y 0 eşittir m çarpı x eksi x 0 denkleminin formülüyle bulacaksın. Hadi gel biz bunu örnekle anlatalım sana. Senin de aklına yatsın benim de. Analitik düzlemde eğimi verilmiş 2 bölü 5. Geçtiği nokta verilmiş 4 bölü 5. Bu doğrunun denklemini bulunuz diyor. Formülleydi arkadaşım? Y eksi Y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfır denkleminde yerine yazıyorsun. Y yerine zaten hiçbir şey yazmıyorsun. Y sıfır belli. Kaç verilmiş? 5 olarak verilmiş. Y eksi 5 yazdık. Eğim neydi? 2 bölü 3. Onu da yazdım. X eksi x sıfır dediğim değer kaç? 4. Onu da yerine yazdık. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi yapman gereken şey sadece içler dışlar çarpımı. Bu 3'ü karşıya at bakalım. Karşıya attığımda 3Y. Eksi 3 kere 5'ten 15. Bu 2'yi de içeriye dağıtıyorsun. Ne geliyor? 2x eksi 8 geldi. Tek yapman gereken artık bütün elemanları tek bir tarafta toplamak. Ne tarafta topladığımızın çok da önemi yok. 3y eksi 2x eksi 15 artı 8 eşit 0 şeklindeki denklemi elde ettim. Bunu tekrar temize çekiyorum. 3y eksi 2x eksi 15 artı 8 ne kaldı geriye? Eksi 7 kaldı ki doğru denklemimiz 3y eksi 2x eksi 7 eşittir 0 olmalıydı. Güzel bunu hatırlattığımıza göre artık farklı bir başlığa geçebiliriz. Hatta biz buna ikinci madde diyelim. Eksenlere paralel olan doğruların denklemlerine bakacağız. Herhalde en kolaylarından biri bu olsa gerek. X eksenine paralel olan doğrulara örnek yazalım öncelikle size. Y eşittir 3 doğrusu. Y eşittir 2. Y eşittir 1. Aynı ifadelerin negatifleri de yine ne olacaktır? X eksenine paralel olacaktır. Senin aklında şu kalacak. Y eşittir A şeklinde verilen ifadelerin hepsi X eksenine paralel. Bunu anladık. Gel yan tarafa. Y eksenine paralel doğrular nasıl olacaktır? X eksenini dik keseceklerdir. Ve denklemleri x eşittir eksi 3, x eşittir eksi 2 gibi ifadeler alıyor. Peki y eksenine paralel olan doğru demek x eşittir a şeklinde ifade edilen doğru demektir. Gel bunun örneğine bakalım birlikte. Örnekte çok daha iyi anlayacaksın mevzuyu. Analitik düzlemde eksi 5'e 8 noktasından geçen y eksenine paralel olan doğru denklemini istiyoruz. Gel biz önce seninle birlikte analitik düzlemi bir çizelim. Analitik düzlem üstünde eksi 5'e 8 noktasına ihtiyacım var. Eksi 5 burası olsun 8 noktası da burası olsun. Noktanın tam karşılığına gelen yeri bulduk. Bu noktadan geçen ve y eksenine paralel olan doğru arıyorsun. Y eksenine paralel olman için senin bu şekilde çizilmen lazım değil mi? Çizdiğimiz doğru budur arkadaşlar. Doğrunun oklarını güzel yapalım yaptık. Bu arada burası y ekseni bu tarafta x ekseni. Y eksenine paralel olan doğrular nasıl ifade ediliyordu? X eşittir a şeklinde. Peki x de nereden geçmiş? Eksi 5'ten geçmiş. O halde senin doğru denklemin x eşittir eksi 5 olmalı. Az önceki örneği yaptıktan sonra bunu çözmeden olmazdı. Analitik düzlemde verilmiş yine bir noktamız var. Bu sefer x eksenine paraleliz. Hemen koordinat düzlemini çizelim arkadaşlar birlikte. Koordinat düzlemini çizdim. Verilen noktayı hop yanlış bir şeyler çıktı. Koordinat düzlemini çizdim. Hemen arkasından verilen noktayı göstereceğim. Eksi 2 4 noktası. Eksi 2 burası 4 noktası burası. Ben nasıl bir doğru istiyorum arkadaşım? X eksenine paralel istiyorum. X eksenin neresi? Aşağı taraf. Y eksenin neresi? Burası. Paralel dediğime göre benim doğru şu şekilde çizilebilir dedim. Peki bu x eksenine paralel olan doğru y'yi nerede kesiyor? 4 noktasında kesiyor. O halde y eşittir 4. Olayın daha iyi pekişmesi için bir farklı örnek daha çözüyoruz. Bunu da yine iki yönden çözmeye çalışalım arkadaşlar. Verilmiş ki ve bu doğrunun denklemini isteniyor. Önce kolay yoldan yapalım. Yani direkt formülden yapınca gayet kolay olduğunu fark etmişsinizdir. Yerlerine yazmaya çalışalım. Buradan y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 denklemimiz vardı. x1 bu, y1 bu. x2 bu, y2 bu. Hadi yerlerine yazalım. y'ye dokunmuyorsun. y1 ne? 7. Yerine yazdım. Aşağı indim. x eksi x1 ne? 2. Bunu da yazdık. Karşıya geçtik. y1'den y2'yi çıkarıyorum. Yani 7 eksi 3 yazdım. Aşağı inince ne yazacaksın? 2 eksi 5 yazacaksın. İşlemleri üstünde yapalım. Bakın buradan 4 geliyor. Buradan ne geliyor? Eksi 3 geliyor. Bir işler dışlar çarpımı yaptık mı bu iş çıkacaktır. Eksi 3'e artı 21 eşittir 4x eksi 8. Ama olay bitmedi. Ne yapıyorsun? Bütün elemanları bir tarafa topluyorsun. Herkesi karşıya attım. Karşıda kim var? 4x var. Artı 3e var. Eksi 8 eksi 21 eşittir 0 var. Son kestemize çekiyorum. 4x artı 3'e eksi 29 eşittir sıfır şeklindeki denklemi elde ettik. Şimdi bazı arkadaşlar soracaktır. Hocam az önce çözdünüz yönden de çözebilir misiniz? Tabii ki çözeriz. Gel çözelim hemen. Ne yapıyorduk o yöntemde? Y eşittir m artı n yazıyorduk. Verilen ifadeleri bir yerlerine yazıyorduk. Bak burada 7 yazdım. X yerine 2 koydum. 2 m artı neye geldi. Şimdi y yerine 3 yazıyorum. X yerine 5 yazıyorum. 5 m artı n şeklindeki denklemi de elde ettik. Ne yapalım? Bir tane ifadeyi eksiyle çarpalım. Şu ifadeyi eksiyle çarptım. Ardından denklemin çözümünü yapacağım. 7 eşittir. 2m artı ne? Eksi 3 eşittir. Eksi 5m eksi ne? Hadi gel alt alta toplayalım. Bu elemanlar birbirini zaten götürecektir. Sağ tarafta ne kalıyor burada? Eksi 3m kaldı. Bu tarafta ne kaldı? 4 kaldı. 7'den 3 çıktı 4. M'yi buradan çektiğimde M'nin değeri eksi 4 bölü 3 olarak bulunur. Bitti mi? Bitmedi arkadaşım. Ne yapacaksın? İstediğin denklemde yerine yazacağım. Benim paşa gönlüm burada yerine yazmak istedi. Y eşittir dedim. 2 çarpı eksi 4 bölü 3 artı ne? Bak buradan eksi 8 geldi. At onu karşıya. 7 artı 8 bölü 3 n değerini verecektir. Artık bitirelim. n'yi hemen bulalım. 3 kere 7 21 8 daha 29 bölü 3'ü elde ettik. Bitti mi? Bitmedi. Bu yöntem biraz uzun demiştim ben sana. y eşittir. m yerine ne bulduk? Eksi 4 bölü 3x artı. Yetmez. Ne var işin içinde? 29 bölü 3 var. Arkadaşlar biz burada her tarafı 3 ile eğer çarparsak yukarıdaki denkleme benzetebiliriz. Daha doğrusu buradaki denkleme benzetebiliriz. Çarpalım. 3y eşittir. Eksi 4x. Bak 3'ler birbirini götürdü. Bu işler de birbirini götürdü. Artı 29. Gördünüz mü? Aslında aynı denklemleri elde ettik. Sen dilersen buradaki bütün elemanları sola atabilirsin. Bak o zaman ne geliyor? 4x artı 3y eksi 29 eşittir 0 şeklindeki de denklemi elde ettim. Hocam ne yapıyorsun uzun uzun hepsini çözüyorsun değil mi? Hepsi senin için arkadaşım. Uzun uzun iki yöntemi de öğrenmeni istiyorum. Anlaştık mı? Bu yöntemleri öğrenirsen gelebilecek zor soruların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Hadi gel başka bir tane. Şimdi soru biraz daha değişti. Orijinden ve 2'ye 5 noktasından geçen. Hani bu sefer açık açık yazmadık diğer noktayı. Nereden geçiyormuş? Sıfıra sıfır noktasından geçiyormuş. Arkadaş bak burada çizersen koordinat düzlemini biraz daha rahat edersin. Sıfıra sıfır noktasından geçiyor musun? Geçiyorsun. Onu orijin olarak gösterdik zaten. A noktası 2'ye 5'miş. 2'yi buldum. 5'i buldum. Geçtiği yeri bulacağım arkadaşım. Geçtiği yeri buldum. Aman yarabbim şu doğruyu düz çizebilirsem ne hala. O inanılmaz kötü oldu. Ben onu kırmızıyla çizeyim. Herkesin anlayacağı dilden olsun. Oldu mu şimdi? Yine bir şeye benzedi arkadaşım. Şuradan geçtiğini varsayıyorum. Bir de buradan geçtiğini varsayıyorum. Şimdi yapmam gereken ne biliyor musun? Geçtiği nokta belli mi arkadaşım? virgül 2 5 noktası. Bunu kenarda yazdık. Peki eğim belli mi? Bak burada alfa açısı tanjant alfa m nasıl bulunuyordu? Hatırlıyor musun? Karşı taraf kaç birim? 5 birim. Yan taraf kaç birim? 2 birim. O halde eğim kaç? 5 bölü 2. Hangi denklemde yerine yazıyorduk? Hatırlatayım ben sana. Y eksi y 0 M çarpı x eksi x sıfır. Böylelikle bunu da hatırlamış olduk. Y eksi y 0 dediğin şey 5'ti. Yerine yazdın. M'yi 5 bölü 2 buldun. Yerine yazdın x eksi 2 yazıyoruz burada da. Ne yapalım? 2'yi yine karşıya atalım. Denklemi düzenlemiş olalım. 2y eksi 10 eşittir. 5'i de içeri dağıttım. 5x eksi 10. Aa buradan da eksi 10 geldi. Eksi 10'lar birbirini götürdü mü? Götürdü. Artık denklem bitti. Yani 2y eşitmiş 5x'e. Tabi bunu böyle bırakmazlar arkadaşlar. y eşittir. Yani y'yi yalnız bırakırlar. 5x bölü 2 şeklinde verilen denklem bizim doğru denklemimizmiş. Hocam illa buradan mı çözmek zorundasın? Hayır değilsin arkadaşım. Nereden çözebilirsin? y eksi y sıfır. x eksi x sıfır demeyelim. Biz onlara da yine 1 diyelim bildiğimiz cinsten olsun. y1 eksi y2 x2 eksi x1 denklemi de zaten sana bunu verecektir. Bak şimdi y1'leri sıfıra sıfır noktası olan orijini alalım. Çıkarttım sıfırdan y kaldı. Çıkarttım sıfırdan x kaldı. Gel buraya. Y1 neydi? Sıfırdı. 0 Sıfır, eksi 5 yazacağım. Eksi 5 yukarıda. X2 neydi? Sıfırdı. Buradan da eksi 2 yazacağım. Aşağıda ne var? Eksi 2 var. Eksiler birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yaptın. 2 tane y eşittir 5x. Yani yine aynı şeyi elde etmiş olduk. Farklı çözüm yöntemleri bilmek sorulardaki bakış açını eminim ki değiştirecektir. Geldik apayrı bir örnek tarzına. Daha doğrusu yeni bir başlığa geldik. Bu başlığımız dördüncü başlık. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemi. Arkadaşlar bunu 12. sınıfa geldiğinizde de hep bu formülle uğraşacaksın. En azından şimdi öğren bir daha öğrenmek zorunda kalma diyorum. Şimdi y eksenini b noktasında x eksenini a noktasında keselim. Hatta gel ben sana koordinatlarını yazayım daha anlaşılır kılalım. Sıfıra b noktasından geçsin. Burası nereden geçsin a noktası. Tabii ki burası da a'ya sıfır noktasından geçsin arkadaşlar. Bu denklemleri çok hızlı yazmanın yöntemi budur. x bölü a artı y bölü b eşittir 1. A neydi? x eksenini kestiğin yer. x'in altına x'i kestiğin yeri. y'nin altına y eksenini kestiğin yeri yazıyorsun. Araya toplama işareti ve eşittir 1. Oldu mu? Hadi gel. Şimdi örneğine verelim. Daha anlaşılır kılalım. Bu denklemin daha doğrusu verilen bu doğrunun denklemini arıyorum. Birlikte bulalım. Geçtiği noktaları yazıyorum. Eksi 6'ya 0 noktasıyla 0'a 4 noktası. Eksenleri kestiği noktalar. Belli ise yapacağımız formül neydi? Önce formülü yazalım. Formülü hatırlamış olalım. Y bölü B eşittir 1. Peki A noktası x eksenini kestiğin yer eksi 6. Artı Y bölü Y eksenini kestiğin yer neresi? 4 o da eşittir 1 olarak yazıldı. Ne yapalım? Paydaları eşitleyelim. 6 ile 4 nerede birleşir arkadaşlar? 12'de. Bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu 3 ile çarpıyorum. Yana geçtim. Eksi yukarıya çıkar. Yağ gibidir. Eksi 2x bölü 12 Artık tek paydada da yazabilirim. X'in de altında paydasında 12 var çünkü. 3 ile çarptım. 3'ye. Eşittir 1'e. Yap bir işler de işler bize. Yaptık gitti. Eksi 2x. 3'ye eşittir 12. 12'yi de yanımıza çevirelim ki tam bir denkleme benzesin işlem. 3'ye eksi 2x. Eksi 12 eşittir 0. Bizim verilen doğrunun denklemedir. Olmadı değil mi? Hadi gel ben sana bir tane daha çözeyim. Daha anlaşılır kırılalım. Yine aynı tarz soru. Daha iyi öğren. Gel bak şimdi. Eksi de sıfırdan geçiyorsun. Hocam buradan sıfıra eksi üçten geçiyorsun. E yerine yaz. Olay bitecek. Formül ne? Hatırlıyorsun onu da. X bölü A artı Y bölü B eşittir. Bildiğin mi? A yerine ne yazacaksın? Eksi dört yazacaksın. X bölü eksi dört artı Y bölü B yerine kaç yazıyorsun? Eksi üç yazıyorsun. Eşittir bir. Şimdi bu eksiler yukarı çıkar. Ben sen daha iyi anla diye şöyle yazayım bak. Eksi x bölü dört eksi y bölü 3 eşittir 1. Eksileri yukarıya kaldırdık. Güzel. Şimdi payda eşitleyelim. 3'e 4 yazdım. Yine yan tarafa tek payda da yazalım. Ne geliyor buradan? 3 kere 4 12. Yukarıyı çarp bakalım. Eksi 3 x eksi 4 y eşittir 1. Yap bir işler dışlar. Yaptık gitti. Eksi 3 x eksi 4 y eşitse 12. Ye. Al bütün elemanları sağ tarafa atalım. Ne geliyor buradan? Sağ tarafa attığımda 4 x artı 4 y artı 12 eşittir sıfır şeklindeki doğru denklemini de elde etmiş oluruz. Dersin başında da söylediğimiz gibi çok fazla örneğimiz var. Bu da çok güzel örneklerimizden biri. Yandaki şekilde eksenleri kestiği noktalar belli bir doğru denklemi var. Ve bu doğru denklemi üzerinde bize bir tane nokta vermiş. 9'a y noktası. Buna göre y'si kaçtır? Arkadaşlar önce soru hakkında birlikte yorum yapmamız lazım. Bu d doğrusu için ben neyi biliyorum? Eksenleri kestiği noktaları biliyorum. Peki doğrunun denklemini bulur muyum? Bulurum hocam doğrunun denklemini bulduktan sonra ekseni kestiği nokta olan a'yı yerine yazarsam doğru üstünde olduğu için o denklemi sağlamak zorunda. Çok fazla kafa karıştırmadan. Gel önce doğrunun denklemini bulalım. Neydi? x bölü a artı y bölü b eşittir bir denklemiydi. a dediğimiz değer burada eksi 6 yazdım. y dediğimiz değerin altına b'yi yazacağız ki o da 4'tü. Onu da yazdık. Nerede eşitleniyor bunlar? 12'de eşitleniyor. O halde burayı 2 ile çarpacağım. Burayı da ile çarpacağım. Yan tarafa geçtim. Eksi yukarı çıktı. Eksi 2x artı 3y bölü payda da 3 kere 4'ten ne var? 12 var. Eşittir dedim 1. Yap bize bir işler, dışlar. Hemen yapıyoruz. Eksi 2x artı 3y eşittir 12 şeklindeki denklemi elde ettik. Hocam, bu denklemi düzenlemeye gerek var mı? Artık daha fazla düzenlemeye gerek yok. Bir temize çekelim. 3y eksi 2x eşittir 12 bizim aranan doğru denklemimiz. Peki bu doğru denklemi üzerinde hangi nokta var? 9'a y noktası var. Yerine yazdığında sağlamak zorunda. Y yerine y yazacaksın ama x yerine kaçı yazıyorum bu sefer? 9'u. 3y y yerine y yazdık. 2 çarpı 9 eşittir 12. 3y eksi 18'in değeri 12'ye eşit olmak zorunda. Eksi 18'i e at bakalım karşı. 3y'nin değeri buradan. 12 artı 18 ki topladığımızda elde edeceğimiz değer 30'dur. Her tarafı böldüm için e. Y eşittir 10 olarak bulunur. Soru da burada biter. Çok güzel bir soru daha. O, A, B, C bir kareymiş. Güzel. Kare dediğine göre ilk başta şunu yazabilirim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. A noktasının koordinatları 0, 6'ymiş arkadaşlar. Yerine yazmakta fayda var. Yazdık. Peki buradan diğerlerinin koordinatlarını bulabilir miyim? Bir kontrol edeyim. Bu arada D'yi de vermiş bana. 4'e 0 noktası. Yani şuradan şurası 4 birim ya da şurasını bir daha yazalım 4'e 0 noktası. A noktası 0,6 6'ydı. Yani şuranın uzunluğu 6 birim. O halde buranın uzunluğu da 6 birim. Yükseklik de 6 birim. Çünkü bu bir kare. Kare olduğuna göre B'nin koordinatlarını bulduk galiba arkadaşlar. X eksenine 6 birim uzaklıkta. Y eksenine 6 birim uzaklıkta. O halde koordinatı nedir? 6'ya 6'dır. Yine üzerindeki nokta ne var? D noktası var. Şimdi dikkat ezle. Doğru üzerinde 2 nokta arıyorum. Bunlardan biri 4'e 0 noktası. Diğeri 6'ya 6 noktası. Doğrunun denklemi istiyoruz. E i̇ki 2 noktası belli doğru denklemi. Hangi noktalarda bunlar? B noktası ve D noktası. Önce formülü yazayım bir hatırlatayım. Y eksi Y1. X eksi X1 eşittir dedim. X1 özür dilerim. Y1 yine aynı hatayı yaptık. Y1 eksi Y2 bölü X1 eksi X2. Denklemleri yerine yazıyoruz. Y eksi. Y1 dediğimiz değer 6 olsun dilerseniz. X eksi X1 değeri de yine 6 idi. Eşittir dedim. Y1 değeri 6 idi. Y2 değeri burada ne olarak gözüküyor? 0 olarak gözüküyor. X1 değeri neydi? 6 idi. Eksi X2 değerimiz de yine 4. Şimdi bulduğumuz değerleri bir yerine yazalım. Şuradan 6 gelir hocam. Buradan 4 gelir. Hatta bunlar sadeleşir. 2'ye böldün 3. 2'ye böldün 2. Şimdi işler dışlar çarpım zamanı. İşler dışlar yapıyorum. 2 ile y'yi çarptım. 2y. 6 ile 2'yi çarptım. 12. 3 ile x'i çarptım. 3x. Eksi 18. Ne yapalım? Bütün değerleri bir tarafta toplayalım. Ki doğru denklemin bir şeye benzesin. Ben hepsini yine y'nin tarafına çağırıyorum. 3x. Eksi 12 vardı. Yanına bir de artı 18 geldi. Denklem yine sıfıra eşit. Son kestemize çekiyorum. 2y eksi 3x. Buradan gelen değer artı 6'dır. Eşittir 0 bizim doğru denklemimizdir yani BD doğrusunun kendisi 2x 3x artı 6. Şimdi geldik gerçekten farklı bir soru tarzına bir bakalım sorumuz ne diyor? Şekildeki birim karelere ayrılmış kağıt koordinat düzlemine yerleştirdiğinde D doğrusunun denklemi buymuş. Hmm. Buna göre koordinat düzleminin başlangıcı orijine hangi noktadır? Güzel bir soru arkadaşlar karşısında böyle bir soru gelirse eksenleri kestiği noktaları bulacaksın. Hocam onu nasıl bulacağım? x yerine önce 0 vereceğim. y eksenini kestiği noktayı bulacağım. 2 çarpı 0 eksi 3 y eksi 12 eşittir 0. Yani buradan y'yi nerede kesmişim onu arıyorum. Hemen bulalım. Buradan 0 geldi. Eksi 3 y eksi 12'yi karşıya attım 12. Her tarafı eksi 3'e böldüm. y eşittir. Eksi 4 olarak bulundu. Şimdi gel. y yerine 0 verelim. x değerini bulalım. 2 x 3 çarpı 0 eşit eksi 12 eşittir 0. Burası sıfırlandı. Bunu yazmaya gerek yok. 2x eşittir. Eksi 12'yi attım karşıya arkadaşım. 12 olarak geldi. Her tarafı 2'ye böldüm. x'in değeri 6. Yani sen x eksenini 6'da kesiyorsun. y eksenini nerede kesiyorsun? 4'te kesiyorsun. Deneyelim bakalım şansımızı. Bak burası 6 olacak. Burası ne olacak? Eksi daha doğrusu şurada olacak. Eksi 4 olacak. Gördüğün gibi şu şekilde bir ifade elde ettik. Tamam mı? Şimdi grafiğimize bakalım. Ne yapmışız? Y ekseninde 4 birim aşağı inmişiz. O zaman daha doğru bir sonuç için 4 birim yukarı çıkacağım. Orada bir nokta arayacağım. Bak şimdi şu noktaya 4 birim yukarı çıkalım. 1, 2, 3, 4. Gerçekten gördüğün gibi demek ki orijin neresiymiş? A noktasıymış. Ama garanti olsun. Ne yapıyorum? X ekseninde 6 birim sola doğru gittiğimde neyi bulacağım? Yine orijine ulaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani tam olarak orijinimiz A noktası. Peki orijin A noktası ise senin çizmen gereken eksen işte şekildeki gibidir. Orijinimiz A noktası. Bir daha tekrarlıyoruz bu soru için. Geldik son başlığımıza arkadaşlar. Doğru denklemlerini aslında bulmayı bitirdik burada. Ama doğru denklemlerinde bazen sorularda eğimleri sorabiliyorlar. Yani denklemi veriyor eğimi nedir diye soruyor. Gel bakalım. Y eşittir MX doğrusunun eğimini arıyoruz. Eğim neresi olacaktır? y'yi yalnız bırak x'in önündeki katsayı yani kısaca burada m'dir. Tamam Bak şimdi doğrunun eğimini soruyor yine. Bu şekilde y eşittir Mx x artı ne olabilir? Nereye bakıyorsun? Y yalnız mı? Yalnız. X'in önünde kim var? M var. O halde eğim kim? Yine mi? Olay bitti. Şimdi buranın eğimini soruyor. X'in önündeki katsayı a. Hocam eğim a mı? Sakın. Arkadaşım sakın bu hataya düşmüyorsun. Her zaman y'yi ne yapıyorsun? Yalnız bırakıyorsun. Gel birlikte y'yi yalnız bırakalım. Şu iki arkadaşı ne yapacağım? Karşıya atacağım. Burada kim kaldı? BG kaldı. Eksi AX eksi C şeklindeki denklemi elde ettik. Şimdi Y'yi yalnız bırakmak için ben her elemanı kaça bölüyorum? B'ye bölüyorum. Cırt cırt B'ler birbirini götürdü. Y artık karşıda yalnız. Bu tarafta kim kaldı? Eksi A bölü B çarpı X. Bir de yanında eksi C bölü B şeklinde ifademiz var. Fakat biz neyi arıyoruz? X'in önündeki katsayıyı arıyoruz. O halde eğim eşittir. Eksi A bölü B şeklinde bulunacaktır. Mevzuyu anladın. Y'yi yalnız bırak. X'in önündeki katsayı al. İşte doğrunun denklemi. Birlikte örnek çözelim. İlk örneğimiz verilen doğrunun eğimini bulunuyor. Ne yapıyorsun? X'in önündeki katsayı diye atlamıyorsun. Önce Y'yi yalnız bırakıyorsun. Ben yalnız bırakmak için Y'yi karşıya atıyorum. 5X artı 7 eşittir 3Y. Ne yapıyorsun? Her tarafı 3'e bölüyorsun. Y yalnız kalacak demiştik. Bu üçler birbirini götürdü. Y burada yalnız. Bak burada kalp metodu yapalım mı birlikte? Bilmeyenler için söylüyorum. Kalp metodunda sırayla üç'e bölüyorsun. Yani 5x bölü 3 artı 7 bölü 3. Peki x'in önündeki katsayı kaç? Kısaca 5 bölü 3. Eğim eşittir. 5 bölü 3 yazıyorsun. Soruyu burada bitiriyorsun. Geldik farklı tarzda bir soruya arkadaşlar. X eşittir 3. Y eşittir 5. Doğrularının eğimini arıyoruz. Ne yapalım? Yine eksenlerimizi çizelim. X ekseni ve Y eksenini çizdikten sonra soruyu çözebilirim. X eşittir 3 doğrusu dedik. Bak X eşittir 3 noktası burası. Bu doğru nasıl olacak? Buradan geçen düz çizgidir. X eşittir 3 doğrusu. Peki eğimini istiyoruz. Arkadaş doğrunun eğimi ne demekti? X ekseni ile yapılan pozitif yönlü açı. Kaç derecelik açı var? 90 derecelik açı var. O halde eğimi yazıyorum sana. M eşittir. Tanjant 90 derece. Tanjant 90 derece ne miydi? Tabii ki tanımsızdı. Yani burada eğimde bahsedemeyim. Neden mi? Bak şimdi y eşittir mx artı n şeklindeki denklemler değil miydi bu? Evet öyle denklemlerde. M'yi yalnız bırakıyorsun. Cevap ne çıkacak? X eşittir 3 çıkacak. Y yerine 0 yazdım. Tamam. M yerine ne yazıyorum? Hiçbir şey yazmıyorum. X yanına da eksi 3 yazıyorum. Gördün mü şimdi ne yaptığımı? Aslında 0 çarpı Y var. Y'yi yalnız bırakamadığın için tanımsız çıktı. Şimdi gel diğer elemana bakalım. Y eşittir 5 doğrusunu çizelim. 5 noktasını buldum. Y eşittir 5 doğrusunu da çizdim. Şurası olsun. Y eşittir 5. Eğime bakalım mı? X ekseni ile yapılan pozitif yönünü açın. 0 derecelik açı yapmış. M eşittir tanjant 0 derece. Tanjant 0'ın değeri hatırladın. Ben yazayım. 0'da arkadaşlar. Gerçekten şöyle yazılamaz mı bu denklem? Y eşittir MX artı N şeklinde yazılabilir y eşittir 0 çarpı x artı n yerine kaç yazacaksın? 5 yazacaksın. Eğim y ye yalnız bırakıldığında x'in önündeki kat ki ve gerçekten x'in önündeki katsayı kaç? 0. Olay bitti mi? Anlaşıldı mı? O halde dersin son sorusu gelsin. Geldik bölümün son sorusuna. Ama ben sana ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşım. Eğer videomuzu beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutma diyelim. Aynı zamanda yeni gelecek ders videolarından haberdar olmak. Ve canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsan kanalımıza abone olmayı da ihmal etme. Şimdi gel. Son sorumuz. Verilmiş bir doğru denklemi var. Bu doğru x ekseni ile pozitif yönlü 45 derece açı yaptığına göre a kaçtır diyor. Arkadaşlar x ekseni ile pozitif yönlü açı demek ben sana eğimi verdim demek. Eğim de nasıl bulunuyordu? Tanjant açı değeri. Yani o da 45. Tanjant 45 değeri tabii ki 1'di. Bunu bir yazalım. Eğimi bulduk. Peki denkleme baktığımda eğim nasıl bulunuyordu? Y'yi yalnız bırakarak x'in önündeki katsayıyı alıyorduk. Ben önce denklemi bir baştan yazıyorum sana. 3y artı 9 eşittir 0. Y'yi yalnız bırakalım. Gördüğüm tüm elemanları y hariç hepsini karşıya atıyorum. 3y karşıya gittiğinde önündeki ifade eksi olur. Eksi e, a eksi bir parantez içerisinde çarpı x eksi 9. Peki her tarafı kaça e bölüyorsun? Y'nin önündeki kaç sayı olan 3'e bölüyorsun. Her bir elemanı 3'e bölündü burada sadece y kaldı. Burada ne kaldı? Eksi a eksi 1 parantez içerisinde altında bölü 3 var arkadaşlar. 9'u 3'e böldüm ne geldi? 3 geldi. Tabi burada da bir de x değerimiz var. Peki hocam eğim nerede dersen x'in önündeki katsayı benim için eğimli. Peki o da nedir? Eksi a eksi 1 bölü 3 eşittir. Biz eğimi en başta ne olarak bulmuştuk? 1 olarak bulmuştuk. 1'i yerine yazdım. İçler dışlar çarpımı yaptım. Hatta hatta şu eksiyi de dağıttım. Eksi a -1 artı 1 eşittir 3 ise at 1'i karşıya eksi a eşittir 2 ise a'nın değeri buradan ne olarak bulunur? Eksi 2 olarak bulunur. Evet son soruyu da böyle hallettik arkadaşlar. Bu ders videomuzun sonunda hemen bir tane canlı yayın yapacağız. O da çarşamba günü. Sakın kaçırma diyorum. İlk 5 videoda anlattığım bütün derslerle ilgili hem konu anlatımı hem soru çözümü yapacağız. 5'i bir yerde videosunda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.